Yarışmacı kardeşlerimiz için her bir soru için 5'er dakika süremiz var arkadaşlar. Her yarışmacı her bir soru için 5 dakika süresi var. Yarışmacılarımız yarışmada Kur'an-ı Kerim'i tümünden sorumlular. Hafızı kendiniz. İlk sorumuz bir ila 10. cüzler arasında tam sayma olacak bir şekilde. Birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuz 10 ila 11 ila 23. cüzler arası olacak ve sayfa geçişi olacak. Bir sayfanın sonunda diğer sayfanın başına geçeceksiniz. Üçüncü sorumuz ise 21 ila 33. cüzler arası olacak. Yarışmacı kardeşimiz, hadd, tebrik ve takip usulünden ödeyecek. Her üçünden ödeyebilirsiniz. Hafızı kesmelerinden tebrik eden okuyuş usulünüz ise tebrik olur. Mal sistemine gelince, hafızı hıfız fakültesi açısından her soru 20 puan. Tecvid ve Mahal Nuru 25 puan, Eda Asya'da 15 puan olarak toplamda 100 puan üzerinde değerlendirilecektir. Değerlendirmemiz şu şekilde, onu size belirteyim arkadaşlar. Eğer okuyucu takılırsa veya şahmata takılacaksa, jüri komisyon başkanımızla uyarılacak. Sadece şu sesi duyacaksınız. Burada yanlış yapmanız hatırlatmadan size bir tekrar yeniden alma imkanı. Tekrar yeniden aldınız, aynı yerde takıldınız, yine bu sesi duyacaksınız. Uyarı sesi duyacaksınız. Buradan biz birer puan düşeceğiz. Eğer devam edemezse biz size hatırlatırız. Puanınızdan 3 puan daha düşecek. Tamam mı? Aday takımı hatırlatmaya rağmen devam ederse o soruyu okuyamamış sayılacaksınız. Bu konuyu bu soruya herhangi bir puan verilecek. Aday yukarıda belirtilen hadır, tedbir ve takip usulünün dışında hezreve dediğimiz çok aşırı derecede hızlı olduğu veya çok yavaş olduğu ise verilen süreyi ise de puanla 5 puan düşecektir. Her tecrübe ve makamede durumu vakıf ve imza arasından 1 puan düşecektir. Her hareket arasından yine 1 puan düşecektir. Evet. Muhterem kardeşlerim, yarışmayla alakalı kısa bilgileri sizlere takdim ettik. Şimdi inşallah yarışmamıza başlayacağız. Ben buradan en baştan itibaren yarışmacılarımızı çağırarak şu elimdeki görmüş olduğunuz sorunun içerisinde sorunuzu ve okuma sıranızı çekmenizi rica ediyorum. Buyurun. Böyle buralar bir tanesini de seçeceğiz. Hakan Kopar'la kuracağız. 6. sıra okuyacağız. Vamos.
Oh.
Thank you.
Yaşımıza Süleyman Hoca Tekirdağ Mardoklar en üst sırada yarışan Kurban Topçu hocamıza çok teşekkür ediyoruz. İkinci sırada Kalesi Merkezi Topçu Öğretisi Bahçesi'nden temsil eden Muhammed Emek Çağrı hocamızı davet ediyoruz. Thank you.
Thank you.
Genç hocamız Kasım Tipuk Hocam, din eğitim kürlüğüsü, Kur'an kursu öğrencisi, Dilüfer Muhtar Hocamız, 3. sıradaki yaşamımız. Hocam hazırsınız. Birinci sorunuzu soruyorum hocam. Reklam ve ilanlarınız için Kanal 43 Reklam Ajansı telefon 0274 666 0023. Artık herkes bir muhabir. Yayınlanmaya değer anları, gördüklerinizi, tanık olduklarınızı WhatsApp ihbar hattına gönderin, araştırıp yayınlayalım. Kanal 43 WhatsApp ihbar hattı 0505 148 çift 043. Gündemi bizimle birlikte belirleyin. Oh,
بالمعروف وأرضهن في معروف فبايع يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات على أن لا يشركن بالله شيئا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن
günlerimizde elbette yapılırken düşünme altına kalmıştır. İşlerde bağımızda bir tane cep telefonu bulmuştur. Kaybederler bize müracaat edebiliriz.
إن الله يفعل ما يريد.
Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.
Son sorunuz hocam. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
Allah'a emanet olun.
Yeah.
ذلك بأن أبدا
Thank you.
Allah'a emanet olun.
ولكن أكثرهم لا يشكرون.
Ve ahmet ruhu
yaklaştı. Tabii sabırla yaklaşık bir saattir biz de dinliyoruz. Cenab-ı Hak becerini inşallah almayı bize nasip etsin. Tabii buraya katılan yarışmacı kardeşlerimiz kendi ilgilerinde birinci olarak katıldılar. Birinci olup verebilirler. Bugün yarışmada bu kardeşlerimizin hepsi görevlerimizi birinci nedir? Birer ikinci nedir? Allah kendilerine razı olsun. Şimdi yapmış olduğumuz bağlama neticesinde ben ilk üç dereceyle kardeşlerimiz, hocalarımızı açıklayacağım. Üçüncüyle başlamak üzere. Evet. Bugünkü yanlış olduğumuz camiler aydın görevlendiği haftası etkinliğinde kapsamında hafızı, yarışaması bölge yani mutlaka yaparak yarışmasında üçüncü olan kardeşimiz Muhammed Emin Çalıklı Balıkesir. Kendisi de buraya bakmıyor. Şöyle ön tarafa gelsin kardeşimiz. Hemen hocanın ilk uzman hediyesini kendisine takdim edeceğim. Evet. Muhammed Emin Çalıklı hocamız Balıkesir. İlimizi temsil eden buraya geldi. İlk hocamız suya hazırlanıyor.
İki oğlu Sayın Başkanım söyleyeyim. Çok değerli hocalarımız, değerli jüri üyeleri, değerli ülkemizin değişik ilerinden gelen hafız kardeşlerimiz, değerli kütahyalı hemşerilerimiz, sabırla bu ziyafeti dinleyen çok değerli hemşerilerimiz, saygıyla selamlıyorum. Kütahya bugün farklı bir anlamı, farklı bir töreni hep birlikte icra ettik. 2018 yılı camiler ve din görevler hafızı vesilesiyle hafızlık yarışması gölge finalini Kütahya'mızda gerçekleştirdiler. Onda emeği geçen ve bu yarışmayı Kütahya altlarından dolayı ben emeği için herkese başta çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten anlamlı bir yarışma. Böyle kadim bir şehirde bu yarışmanın olması da bizleri ziyaretiyle memnun etti. Burada tabi yarışma başladığında Sayın İl Valimiz de buradaydı. O bir program çerçevesine ayrılma durumunda kaldı. Biz de bir ara bir ara verdik geldik ama sonunda izlemiş olduk maçtan sonuna. Ben katılan arkadaşlarımıza, hocalarımıza, hafız kardeşlerimize şehrimize geldiklerinden dolayı bir yarışmaya kazandıklarından dolayı hocam da biraz önce söyledi. Zaten kendi bölgelerinde, kendi illerinde birinci olmuş, hak etmiş. Ama burada bir derecelendirme yapılacaktı. Bu derecelendirme de burada yapıldı. İnşallah Türkiye'de de bir arkadaşımız çıkacak. Ben öncelikle Kur'an'ın tabii hıfzedilmesi ayrı bir güzellik, ayrı bir bizim için değerli. Ama bunun yanında asıl önemli olanın o Kur'an'da yazanın Rabbimin bize indirmiş olduğu Kur'an'ı hissetmekten de ziyade onu hayatımızda 24 saat uygulamanın da anlamlı olduğunu ben düşünüyorum. İnşallah tüm Türkiye'mizde, tüm İstanbul coğrafyasında Kur'an'ı anlayan ve onu uygulayan inşallah nesiller yetişirsin. Bizlere de Rabbim o şekilde olmayı yol göstersin, o şekilde bizlere nasip etsin diyorum. Biz tabii mahcubuz, benim babam hafız, kayınpeder de hafız ama biz kendimiz olamadık, bizi vermediler, bir eksiklik hissediyoruz. Bundan dolayı da böyle bir içimizde bir sırrı var. Ama ben kardeşlerimizi tekrar tebrik ediyorum. Sizleri tebrik ediyorum hocam, Kütahya'nın hemşerilerimiz adına. İnşallah birinci gelen yarışımızla burada Türkiye'de birinciliği alır diye düşünüyorum. İnşallah Rabbim ona da kolaylıklar versin. Ağzınıza sağlık diyorum. Hepinizden Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ediyorum. Değerli Sayın Başkanımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonda başkan itibariyle bizlere çok ciddi katkıları oldu. Ben ev sahipliği için Sayın Başkanımıza bahseden gönülden teşekkür ediyorum. Daha önce böyle organizasyonları inşallah ilimizde gerçekleştirmeye Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyorum inşallah. İnşallah bu sefer Türkiye finalini alacağız. Şimdi bölgeyi aldık. Bundan sonra Türkiye finalini elimizde yerleştiriyorum. Tamamdır inşallah başkanım. Komisyon başkanımızdan huzurumuzda davetimiz bizzat iletiyoruz. Türkiye finali Kütahya'ya yapmış oluyoruz. Kadim bir şey, medreseleriyle, camileriyle bu organizasyonu en iyi şekilde icra edecek bir şey. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıl bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Biz diğer yaşantılarımızı buraya davet ediyoruz. Yani içeri dördüncüsü yaşamızı dövdüğümüzü Kur'an Avcı hocamız dedi zaten size. Hepsi dövdüğümüzü. Kur'an Avcı hocamız, Nasıl Zemin hocamız, İlçen Çağrı, Mahmut Ömer, Kara Aslan, Hüsamettin Tavşin, Mahmut Ömer hocamızı dövdüğümüzü öğrenci bir davet edilmiş. Ödüllerlemek üzere Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Fethi Ertaş Beyefendi davet edilmiş. Kur'an'a hoş geldiniz. Teşekkürler.
Bursa'dan yarışmamıza katılan Kasım Timur hocamızın ödülünü vermek üzere merkez ödülümüz Sayın Fatih Karazeyli hocamızı da ediyoruz. Şöyle sola doğru bir ışık vurmuşsun. Şöyle mi? Şöyle bir ışık var mı? Şöyle sola doğru. Şöyle mi? Allahümme salli ala seyyidina.